Hanımlar ve beyler, hepiniz hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün borsanın yönü nereye gidiyor ve şu an yayındayız bu arada. Twitch'te canlı yayındayız. Siz de görün en azından demek istediğimi. Şu anda canlı olarak da izleniyoruz. Efendim, selamlar YouTube o yüzden. Borsa nereye gidiyor isimli bir video çekeceğim. Borsanın hem teknik olarak ta bizim seçim öncesi Mart ayında çizdiğimiz grafik üstünde hem de geçtiğimiz haftalarda dolar endeksi üstünde çizdiğimiz bir grafik vardı. EBB halka arz videosunun ardından bir ufak göstermiştim o canlı yayınları. Ama borsanın nereye gittiğiyle ilgili bir video yayınlamamıştım YouTube'da. Dedim bunu bir yayınlayalım artık. Artık zamanı geldi, bir yayınlayalım. Bir de halka arzların videosunu çekeceğim ama tabii bunlar, yani bu yayında çekeceğim. Yani kıyafetler böyle, hani bugün çekeceğim, birazdan Gıptay'ı ve Tarkim'i çekeceğim ama önce Tarkim, hatta sonra Gıptay'ı çekeceğim ama ona geçmeden bir BIST'in hem dolar bazlı hem TL bazlı grafiğine bir bakalım. Ne olur ne biter, önümüzde ne gibi durumlar var, bunları bir konuşalım istedim. Ardından da halka arzları çekip onları da daha sonra size tekrar yayınlarım dedim. Birer gün arayla falan atabilirim bunları. Haberiniz olsun. Çünkü hani algoritma var YouTube'un malum. O algoritmaya uygun hareket etmek adına birer gün arayla falan yayınlayabilirim. Saatleri değişebilir. Onu söyleyeyim. Ama muhtemelen bunu hemen yayınlarım veya yarın sabah yayınlanır. Diğerleri işte birer gün arayla akşam 7'de yayınlanır. Herkesin müsait olduğu saatlerde gibi. Gibi olur. Hani bunun gibi bir şey olur. Şöyle baktığımızda ben bu grafiği dediğim gibi Mart aylarında falan çizmiştim. Ve ondan beri de grafik gayet güzel çalışıyor gördüğünüz gibi. Şu BIST'in alt işte enflasyonist yükselişinin ikinci tur, şurası birinci seçim turuydu. 16 Mayıs, ardından ikinci tur 2 Haziran ve ardından da yeni hükümetin iş başına, yani yeni bakanların falan iş başına geçmesini beklediğimiz 23 Haziran'da ben bunu Mart ayında çizmiştim. Hatta bununla ilgili videolar var. Yani YouTube'daki borsanın yönüyle ilgili çektiğim, attığım YouTube'daki videolar. Bundan 2-3 ay önceki, 3 ay, 4 ay önceki videolar var. O videolara bakarsanız aynı grafik. Ve bu grafik çalışıyor. Bu grafik Mart ayında ben tweetini de atmıştım bunun. Sabitledim de profilimde hatta. Mart ayında çizdiğim grafik hala da çalışmaya devam ediyor. Şu enflasyonist bir şekilde olan yükseliş, yani dolar bazlı sabitken yaptığı yükseliş, hatta dolar bazlı negatif yatayda giderken ki şu negatif yatayda giderken ki grafiğiydi, çizgisi, trend yükselişiydi. Bu da yabancının da içeri girmesiyle beraber yapabileceği yükselişti. Şimdi bu yükselişlerden ikincisi çalışıyor. Yani hem enflasyon hem de yabancı sermayenin de içeri girdisiyle beraber bu üst trend üstünde ilerliyoruz. Bu üst trendinde dediğim gibi Ocak ayında hedefi 11 bin. Ben Ocak ayı için hedefimi 11 binde tutuyorum. Ama dediğim gibi bu dolar bazlı da bir yükseliş aynı zamanda. Ama Ocak ayında ola ki 9.200'lerde kapatırsak da burada dolar bazlı sabit kaldığımız, yani 250-290 dolar arasında kaldığımız durum bu da. Nitekim keyfim, canım, kahyam benim üsttekinin olmasını istiyor. Ocak ayı sonunda 11 bin istiyoruz ama bakalım, görelim ne olacak, göreceğiz. Şimdi dolar bazlı grafiğe bir ufak bakacak olursak borsanın yönünün ben her halükarda 9.200'e kadar çıkabileceğimizi, Ocak ayına itibaren Ocak'a 9.200'de girebileceğimizi, lakin zaten 8.056 ile kapattı bu hafta sonunu. Bu 8.000'in üstünde, yani psikolojik direnç olan 8.000'in üstünde kapatması da çok iyiydi. Bu arada 7.930'lar, 7.940'larda bir direnç yaşattı birkaç gün boyunca. Sonra 8.000'in üstünde kapattı. Haftaya pazartesi açarken biraz aşağı düşüş salabilir. 7.900'lere, 7.930'lara salabilir ama bu trend üstünde devam edeceğini, 8.000'lik direncin üstünde kapatmasında pozitif olduğunu düşünüyorum. Bir anda 9.000'lerde gözümüzü açsak, yani şuralarda çok da şaşırmam ama dediğim gibi hani buralarda ben bir düzeltme, ufak bir kar satışı gelir. 7.900'lere falan bir salarız. Sonrasında tekrar toparlamaya devam edecektir önümüzdeki günlerde. Lakin dediğim gibi hani ben gönlüm istiyor ki Ocak ayında 11.000'i görelim. Ocak ayında 11.000'i görmeme ihtimalimiz dışında da, yani eğer büyük bir satış dalgası yaratacak bir şey, ne bileyim, yeni bir savaş krizi, Rusya ile Ukrayna arasında olduğu gibi bir savaş krizi veya dünya genelinde bir
buhran gibisinden ya da işte Covid gibi bir şey olmadığı takdirde en düşük ihtimalle Ocak ayında 9200'ü göreceğimizi, yani enflasyonist olarak göreceğimizi düşünüyorum. Yani şu 9200 Ocak ayında göreceğimizi düşünüyorum. Hatta ben bunları dedim ya, Mart ayında yazdım tweetine. Bu grafiği de çizdim ama Mart ayıydı ki Mart ayından beri de gördüğünüz gibi bu çizgiler arasında işlemeye de devam ediyoruz. Ama işte dolar bazlı bir yükseliş trendine de girdik. Birazdan onu da göstereceğim. O takdirde de Ocak ayında 11 binde olma ihtimalimiz var. Yani ben borsanın her halükarda şu anda büyük bir kriz çıkmadığı sürece yükseleceğini düşünüyorum. Bunu da Mart'tan beri düşünüyorum, dediğim gibi. Şubat, Mart'tan beri düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde dolar bazlı grafikle ilgili şu grafikleri çizdiğimizde, geçtiğimiz haftalarda hatta öyle söyleyeyim, çizdiğimizde dedim ki 19 Eylül, yani bu grafiği çizdim. Çizdikten sonra açıklandı hatta Fed'in toplantı kararı. 18-19 Eylül'de arkadaşlar Fed'in toplantısı olacak. Faiz toplantısı olacak. Bu dolar bazlı çizdiğim grafiğin şu kesişim noktası da 19 Eylül'e denk geliyor. Yani öyle bir grafik çizdim ki dolar bazlı endeks grafiğine Fed toplantısının olduğu günlere denk geliyor. 18-19 Eylül'de Pazartesi ve Salı günü Fed faiz toplantısı var. Bu faiz kararını Powell arttıracağını söylüyor. Hani arttırabiliriz falan demiş ama büyüme verisinin ve yani endeksin enflasyon verisinin düşük gelmesi bence faizi sabit tutacaklarını düşünüyorum ben. Yani arttıracağız söylemi yapıp sabit tutabilir Fed faizi. Şu 290 dolarlık, bu arada iki seçenek var dedim 19 Eylül'e kadar. Yani dolar bazlı grafikle ilgili şunu söyledim. 19 Eylül tarihine kadar borsa 290 doların üstünde 3-4 gün boyunca kapanış yapmazsa, şu aşağıda giden yatay negatif trend dediğimiz, yatay ve negatif, yani bu aslında yatay negatif dediğimiz sebebi şu: 290 dolardan son ucuna baktığımızda 280 dolara kadar bir üst limit, aşağı baktığımızda 217 dolardan 206 dolar, 205 dolara kadar da bir alt limitin olduğu, 80 dolarlık bir aralık bu. Burada yatayda bir testere piyasası, dolar piyasasında testere piyasası hakim olabilir diye düşünüyordum. İşte 9200-11000 arasındaki trend de, TL trendinde de 11000 ile 9200 puan arası da bu trende denk geliyor ama şurada bir 3 günlük kapanış yaptık. Geçen hafta itibariyle doların düşmesi, gerilemesi ve borsanın da yükselişine devam etmesiyle biz şu anda 300 dolara kadar çıktık. Yani 290 doların üzerinde 1 2 3'ü deyip 1 2 3 deyip artık kapanışlarımızı yaptık. 3 günlük kapanışımızı ve burayı bir yatay direnç haline getirmeye başladık. 295 doları yatay direnç haline getirmeye başladık. Buralarda bu 19 Eylül'e kadar tutunacak mı? Ya da Fed kararı ne çıkacak? Fed dediğim gibi hani faiz arttırırım falan diye bir konuşma yaptı Powell. Bir şahin kesildi falan ama Amerika'nın faiz arttırmasıyla temerrüte gitme ihtimali de var. Bu dolayısıyla ben Fed'in faizi sabit tutabileceğini düşünüyorum. Pas geçeceğini faiz artışın, yani ya da yani 25 bas puan falan arttırabilir belki de. Ben pas geçeceğini düşünüyorum. Düşürmeyecektir faiz ama pas geçeceğini düşünüyorum. Belki Ocak gibi de düşeceğini düşünüyorum ama eğer pas geçerse bu trend üstünde bir anda ilerlemeye devam edebiliriz. Yani borsanın geçtiğimiz haftalarda, yine ben bu grafiği çizdiğim zaman geçtiğimiz haftalarda paylaştığım gibi, topunun 450 dolar, yani 450 dolar üstüne attığı zaman artık ben kar realize etmeye, hatta bazı hisselerde sıfır maliyete gitmeye başlarım ki burada hisse bazlı bakmak gerekir. 390 doları da belki taban yapabileceğini düşünüyorum ki kaldı ki bu bizim borsamız için büyük bir şey olmaz. Yani nasıl söyleyeyim, büyük bir rally beklentisi gibi olmaz. Çünkü biz zamanında zaten 500 dolarlarda olan insanlardık. 450 dolar çok büyük bir rakam değil. Ama şu an borsada olanlar için büyük mü? Evet, büyük. 450 doların üstüne ben artık yavaş yavaş %10, %20 nakite geçmeye başlarım. Çünkü bu bizim faiz artışımıza da denk gelecektir muhtemelen. Nakitin krallaşmaya başlayacağı bir dönem olur. Ardından da borsada düşüş başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bu hep yükselişler hep devam etmez. Düşüşler hep devam etmez. Yatay piyasalarda mallanmak, düşüşlerde mallanmak, yükselen piyasalarda da yavaş yavaş nakitte bulunmak iyidir diye düşünüyorum.
Yatırım tavsiyesi değildir anlatımlarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumla destek olabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Şu en üstte geçiyor bakın. Şurada Instagram, Twitter ve Twitch hesaplarım da dönüyor. Dilerseniz buralardan da beni takip edebilirsiniz. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.